Rusların gelecekten umutlarının kalıp kalmadığını konuşmak üzere Moskova'dayız. Konuğumuz eski başbakan ve Halkın Özgürlüğü Partisi'nin kurucularından Mikhail Kasyanov. Hukuki sebeplerden dolayı Adalet Bakanlığı Halkın Özgürlüğü Partisi'nin seçimlere katılmasını yasakladı. Partiniz Ruslara neler vaat ediyor? Neye karşı olduğunuz aşağı yukarı belli mi? Ortadan kaldırmayı düşündüğünüz şeylerin yerine neler koymayı planlıyorsunuz? Biz şimdilik bir şeyleri yıkacağımızdan bahsetmedik. Partimizin çok açık ve net bir programı var. Biz merkez sağda muhafazakar liberal bir çizgideyiz. Yani merkez sağ bizim ideolojimiz diyebiliriz. Öncelik verdiğimiz değerlerin başında siyasi özgürlük ve insan haklarının üstünlüğü geliyor. Devlet tarafından kontrol altında tutulan fakat devlet müdahalesine izin vermeyen bir piyasa ekonomisi taraftarıyız. Sivil hakların ve siyasi özgürlüklerin çok önemli olduğu bir piyasa ekonomisiyle ülkemize demokrasi yolunda önderlik etmek istiyoruz. Bu bizim stratejik hedefimiz. Bu aynı zamanda da Avrupa Birliği'nin içinde bulunduğu durumdur. Eski bir ekonomist ve 90'lı yılların sonu gibi çok kritik bir dönemde Maliye Bakanlığı yapmış biri olarak Rusya'da altyapı politikaları değişmediği sürece ekonomik durumun çok kötüye gideceğini belirtiyorsunuz. Bu doğru. Bunun ana sebebi 2005'ten beri Rusya'nın reform yüzü görmemiş olması. Fakat ülkemizin reformlara acilen ihtiyacı var. Ekonomik kaynaklarda çeşitliliğe gidilmiyor ve ülke gittikçe dışarıdaki konjektüre özellikle de petrol ve gaz fiyatlarına bağlı bir hale geliyor. Bugün kaynaklara ve yurt içi talebe yatırım yapılmıyor. Bu yüzden de dışarıya olan ihtiyaç artıyor ve korunmasız bir hale geliyoruz. Petrol fiyatları yüksek olduğu sürece ülkedeki finansal durum da iyi seyrediyor и хрупкой ситуации растет. И до 2000 ile 2004 yılları arasında başbakanlık görevi yapmanıza rağmen şu andaki siyasi sisteme karşısınız. Muhalefete geçmeye neden karar verdiniz? Ben hükümetin başındayken Rusya doğru yönde ilerliyordu. O zamanlarda da Başkan Putin bazı hatalar yapıyordu. Ben de bu hatalar yüzünden ve olaylara kayıtsız kalmasından dolayı kısmen de olsa onu eleştiriyordum. Fakat tüm bunlara rağmen ciddi başarılara da imza attık. Ülke çok önemli ve istikrarlı bir kalkınma ivmesi yakaladı. Halkın geliri her yıl %15 artıyordu. Fakat Beslan trajedisinden sonra muhalefet ve tüm siyasi arena üzerindeki baskılar arttı. Bu da kamuoyu ile iktidar arasında bir uçurum oluşmasına neden oldu. Bu zamandan beri de işler hep daha kötüye gitti. Kökten bir değişiklik yaşandı. Bu değişiklik benim politikaya dönmemin başlıca nedeni oldu. Fakat bu sefer muhalefet tarafında yer aldım.